Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri kavgaya tutuştu. Sebze hali karıştı. Gergin anlar Bursa'dan, Yolçatı mevkinde bulunan Sebze Halinde çocukları boşanma arifesinde olan Bestaş ve Şen aileleri çifti barıştırmak için bir araya gelmeye karar vermişti. Sebze Halinde görüştüler ancak tartışmaya başladılar. Gençler de dahil oldu. İki aile sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Polis ekipleri onları durdurmakta zorlanınca takviye ekipler geldi. Üç kişi bıçaklanarak, üç kişi de darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Öte yandan polise rağmen birbirlerine saldırmaya çalışanlar vardı. Polis engelledi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Hastanelere giden yaralıların yakınlarının yine gerginlik çıkardığı, polisin hastanelerde yoğun güvenlik tedbiri aldığı belirtildi. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacı Seyfettin mahallesinde bir kişi daha önce iddiaya göre defalarca tehdit ettiği ve öldürmeye teşebbüs ettiği eski eşinin evine gitti. Evde kimseyi bulamayınca ise evi ateşe verdi. Mahalleli hemen ekiplere haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Şüpheli ise gözaltına alındı. Ankara'nın Sincan ilçesinde 16 yaşındaki çocuk damadın düğünü sonu oldu. Kendi düğününde yan bakma kavgası nedeniyle kavga çıkmış, bir kişinin ateş açtığı silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Hüseyin Furkan Koca'nın son anları kameraya işte böyle yansıdı. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bir şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, Orhan Gazi ilçesindeki Kargil fabrikasının ek tesisiyle alakalı Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiğini açıkladı. Bursa Barosu, Kimya Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odalarının Bursa şubeleriyle Avukat Erol Çiçek ve Avukat Ali Arabacı tarafından açılan davada verilen kararda tesisin bölge için riskli bulunduğu belirtildi. Bursa Valiliği olurunun yürütmesini şu gerekçeyle durdurmuştur. Yapılması planlanan tesisin bulunduğu alanın zeytinlik alanlarına ve tarım alanlarına yakınlığı. Projenin uygulanmasıyla birlikte önemli çevresel etkilerinin olacağı, projenin uygulanacağı saha, coğrafya ve tesisin geldiği aşama bir bütün olarak değerlendirildiğinde gerek su kaynakları, canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Bursa ilinin ve özellikle de ulusal öneme haiz sulak alan olarak tescil edilen İznik Gölü'ne yakın olan projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeliyle projenin olası etkileri dikkate alındığında bilirkişi raporunda da vurgulanmış risk ve etkiler sebebiyle ÇED sürecinin işletilmesi ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemler gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varılmış olup belirtilen sebeplerle dava konusu idari işlemde hukuka uyarlı bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İnsanlık dışı olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Vicdansızlar minicik yavru bir canı poşet içerisine koyup çöp konteynerinin içine bırakmışlardı. Tatil için Belçika'dan gelen Cemil Güneş'in arabasıyla seyir halindeyken poşetin hareket ettiğini fark etmesiyle ortaya çıktı vahşet. Açtığı poşetin içerisinde yavru bir köpeğin olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Gözyaşlarına boğuldu. Arabayı durdurdum. Orada ben önce normalde kendim onu çekecektim. İnsanlığa ders olsun diye yayınlayacaktım kendi özel sayfamda. Onu ki ben orada gördüm. 10 dakika zaten ben orada o poşetin orada ağladım. Hayvanın ilk siz şu anda çektiğiniz benim hayvanı bir haftadır ben tedavi ettirdiğim halini siz çekmişsiniz. Poşet yapışmış hayvana o sıcaktan. Canımdan can gitti, insanlığımdan utandım diyen Güneş, bir canlıya bunu yapanın cezasını bir an önce çekmesini istedi. O köpeğe dedim ki biz sizi kadar maalesef şerefli olamadık, seni bu duruma getiren insanoğludur diye. Var git dedim Allah'a, bizi de insanoğlunu da şikayet et ama seni kim oraya attıysa en önce ondan başla. O köpeği oraya bırakanı da ben Allah görmüştür. Allah büyüktür, onu görmüştür. İnşallah onu da ne bu dünyada ne de öteki dünyada yüzünü güldürsün diyorum. Ona dua edecek halim yok ha.
o köpeği oraya atanı iki dünyada yeri olmasın diyorum. Yavru köpeği özel bir veterinere götürerek tedavi ettiren Güneş, kalacak evi olmadığı için köpeği arabasında birkaç gün baktı. Daha sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine köpeği belediyeye götürdü. Yavru köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında açık olan balkon kapısından balkona çıkan 1,5 yaşındaki Eray Arslan yere düştü. Neyse ki binanın 2. katında bulunan çamaşır tellerine çarpınca düşme hızı kesildi. 112 acil servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayaklarında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Korkunç kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Babasının otomobilini kaçırıp arkadaşlarıyla şehir turuna çıkan genç, daha sonra başka bir araçla yarış yapmaya başladı. Aşırı hızla giden araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Ardından da demir bariyerlere çarparak köprüden aşağıya uçtu. Alt geçitte ters takla atarak durabildi. Otomobilde bulunan sürücüyle yanında bulunan iki genç yaralandı. Takla atan otomobilden çıkarılan üç genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki gencin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İnegöl ilçesinde yaşanan ilginç kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adam kullandığı şarjlı bisikletle seyir halindeyken bir sokaktan döndüğü sırada otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Bir miktar uyuşturucuya rastlandı. Bursa'da özel harekat destekli narkotik uygulamasında iki kişi gözaltına alındı. 4 saat süren uygulamada polis ekipleri ayrıca uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar bir adet ruhsatsız silah ele geçirdi. İki sürücüye ise 4.632 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuklar ve ellerinde pitbull cinsi bir köpek ve yine aynı çocukların ellerinde köpeğin önüne yem olarak attıkları hamile bir kedi. Kan donduran görüntüler 2 gün önce Adana'da kayda geçmişti. Seyhan ilçesi Denizli mahallesi Defne Caddesi'nde market işleten Zehra Kuşçu'nun 2 yıldır beslediği kedisiydi vahşete kurban giden. Vicdan yoksunu 12-13 yaşlarındaki o 4 çocuk bugün yakalandı. Adliyeye sevk edildi. Çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilere söyledikleriyle bir kez daha tüm Türkiye'yi insanlığından utandırdılar. Hiç üzülmediniz mi kedi ölürken? Hayır, benim yapmadım ki. Sen vurdun da üzülmüyorsun. Kedi öldürürken mi söyledin? Abi yaşımızda İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslara çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, iddiaya göre apartmanda karşılaştığı Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Pogansev ile tartıştı. Sonra da tabancayla Pogansev'e 2 el ateş etti. Belaruslu diplomat ağır yaralandı. Ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alındı. Diplomatı yaralayan emekli albay Bayramsa evde aynı silahla kendini vurdu, hayatını kaybetti. Mehmet Fevzi Bayram'ın birlikte yaşadığı kız kardeşinin de Belarus Büyükelçiliğinde çalıştığı öğrenildi. Kız kardeşine tacizde bulunduğu iddiasıyla Belaruslu diplomata saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde 27 yaşındaki İlker İmer, birlikte yaşadığı babaannesi Mürvet İmer'le tartıştı. Kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle öfkelenen genç, 71 yaşındaki babaannesini bıçakladı. Sonra da evden çıkıp kahvehaneye gidip sigara içti. Bir yandan da yakınındaki simitçiye "polisi ara, babaannemi öldürdüm" dedi. Polis evde yaşlı kadının cesedini buldu. Gözaltına alınan torunu ilk ifadesinde babaannesinin yıllardır kendisine kötü davrandığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Kocaeli'de sokak ortasında kadın cinayeti işlendi. Şehmuz Ersait, bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın evinin önünde kadının evden çıkmasını bekledi. Kadın işe gitmek için evden çıktığında ateş açtı, ardından kendini vurdu. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Saldırgan adamın Nuray Anar'ın yola çıkmasıyla hızla ona doğru yönelip silahını çektiği görülüyor. 5-6 el ateş ettiği kadının yere düşmesiyle silahı kendi başına dayıyor. Ben de çıktım geldim ki benim üst katımdaki komşu devamlı gelip gidip tehdit ediyordu kocası kadını. İkisinin de öldüğü belirlendi. Ölen Nuray Anar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Korkunç olayın adresi Çanakkale'nin Lapseki ilçesi. Katliamın hemen öncesinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu cinnet geçirdi ve silahıyla eşi Fatma Aydoğdu ile 20 yaşındaki oğlu Enis'i vurdu. Anne oğul olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Günlük işlerde çalıştığı ve yaşadığı bunalım sonucu eşiyle sık sık tartıştığı bildirilen Aydoğdu, cinayet sonrası polis ekiplerine teslim oldu. 5 çocuğu olan çiftin çocuklarından ikisinin İstanbul'da yaşadığı, diğer iki kızının ise olay sırasında köpek gezdirmeye çıktıkları için cinayet anına tanık olmadıkları öğrenildi. İzmir'de dehşete düşüren olay herkesin gözü önünde oldu. 20 yaşındaki Sercan Yalkın, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi tarafından darp ediliyor. Şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş açtı. Karnından yaralanan Sercan Yalkın olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak iki şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu yaralı olan Yalkın'ı yakalayıp darp etmeye devam etti. Aldığı darbelerle bir marketin önünde yere düştü, yalvardı. Ancak saldırganlar durmadı. Acı içinde kıvranan genç bir de bıçakla yaralandı. Marketin içine alınan genç ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İki şüphelinin ise yakalandığı bildirildi. Feci olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Gaziantep'te uzman onbaşı olarak görev yapan 21 yaşındaki genç, teyzesinin oğlunun evinde kız arkadaşı ve 17 yaşındaki bir gençle birlikte alkol aldı. Genç kız masa üzerindeki beylik tabancasını eline aldı, silah ateş aldı, uzman onbaşı göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen 22 yaşındaki kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Sultan Gazi'de komşular birbirine girdi. Yaşlı bir adam iki komşusunu birden bıçakladı. Minibüsle hastaneye kaldırılan yaralılardan inşaat işçisinin ameliyata alındığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan iki kişiyi yaraladıktan sonra evine çıkarak balkondan olup biteni izlediği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Savcının yazdırdığı cezayı hakim sildirdi. Gümüşhane'de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ters yön iddiasıyla yazılan 1002 liralık trafik cezası mahkemeden döndü. 25 Mayıs günü memleketi Gümüşhane'ye gelen Furkan Yılmaz'ın Trabzon'a döndükten sonra trafik cezası tutanağı evine geldi. 1002 lira tutarlı ters istikamet cezası alan Yılmaz, tutanakta parantez içerisinde yazılı "Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yazıldı" ibaresini görünce mahkemeye başvurdu. Gümüşhane Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada emniyet görevlileri dahil olmak üzere herkesin ifadesi alındı.
trafik cezası yazılması talimatının Cumhuriyet Savcısı Kübra Kırtaş tarafından verildiği, savcının tersten gelen aracın kendi aracını sıkıştırdığını, gerekli cezai işlemin uygulanarak kendisine bilgi verilmesini istediği ortaya çıktı. MOBESE kayıtlarının da incelenmesinin ardından İl Trafik Komisyonu'nun tek yön kararını da ilgi tutan mahkeme heyeti, ters şerit ve ters yön tabelası bulunmayan bölgede kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu kararına vardı. Ceza silindi. Arkadaşlar şu renkli kısma şöyle bakın boya çıktı, görüyor musunuz? Evet. Bu boya normal sahte parada çıkmıyor. Evet, normal parada şu parayı alıp şöyle bir deneme yapabilirsiniz. Polis ekipleri kurban pazarında sahte parayı uygulamalı olarak anlattı, satıcıları sahte paraya karşı uyardı. Üzerinde TC 100 yazıyor, görüyor musunuz? Evet, görüyoruz. Bak şimdi bu yüzü yapamıyorlar, siyah bir şerit çekiyorlar. Evet. Bursa'nın İnegöl ilçesinde satış yapan hayvan satıcıları, toplum destekli polislerin bu uygulamalarının sahteciliğin önüne geçtiğini belirtti. Genellikle bu işi yapanlar normal hayvanın fiyatının 1,5 katını vererek peşin alıyorlar. 200 bankortlar kullanıyorlar. Hemen parayı verip malı götürüyorlar. Biz bunda da şüpheleniyoruz. Sağ olsun emniyetimizin almış olduğu önlemler sayesinde bu sene bayağı azaldı. Yaklaşık 2 yıl önce kurulan İstanbul Gedik Üniversitesi roket takımında yer alan mühendislik bölümü öğrencileri yerli roket üretti. Kendisi kuru ağırlığı 28 kilogram. Karbon fiberden yapıldı ve karbon fiber Türkiye'de yapıldı. Dışarıdan alınmadı. Aynı şekilde kestamitlerimiz var. Birleştirme gövde olarak kullanılıyor. Onlar da Türkiye'de üretildiler. Ham maddeleri de Türkiye'de üretilen maddelerdi. Burun konimiz zaten kendi imkanlarımızla tornadan aldığımız malzemelerden yapıldı. Hem ucu hem de karbon fiber olarak. Kanatçıklarımız da aynı şekilde alüminyumdan kendi imkanlarımızla torna ve frezi kullanarak yapıldı. Yekpare biçimde yapılmasına dikkat ettik. Roketimiz genel olarak 3 km ve 1,5 km olarak uçuş yapıyor. Roketin geliştirilebilmesi halinde ileride Türkiye'nin kendi iletişim uydularının uzaya gönderilmesi için kullanılması hedefleniyor. Roketimizin %80'inden fazlası yerli. Sadece birkaç tane işte ufak sensörümüz tabii mecburen yurt dışından alınıyor. Haberleşme için biliyorsunuz işte uydular bu roketler vasıtasıyla yukarıya çıkartılıyor. Biz henüz kendi uydularımızı, kendi roketlerimizi çıkartamıyoruz. Bu roketlerin ilerideki büyük roketlere, işte TürkSat'ları yollamak için kullanacağımız roketlere ön ayak olmasını istiyoruz tabii ki de. Hedefimiz bu. Ekibin bir diğer amacı ise Teknofest İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde düzenlenecek yarışmada birinci olmak ve diğer yarışmalarda da. 2020 yılında Amerika'daki Uluslararası Roketçilik Yarışması'na katılmayı istiyoruz. Roket mühendisliği adına önemli bir yarışma. Orada da Türk bayrağını ilk üçte en azından dalgalandırabilirsek çok iyi olur. Roketimizi savunma sanayine hazır hale getirebilmek için insanların, firmaların desteklerini bekliyoruz. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yaşandı. 6 yaşındaki çocuk evinin bahçesinde arkadaşlarıyla oynarken pitbull saldırısına uğradı. Saldırıyı gören diğer çocuklar olay yerinden kaçarken durumu fark eden 19 yaşındaki komşusu çocuğun çığlıklarını duyunca bir an bile düşünmedi. Çocuğu kurtarmak için hızla koştu. Üzerine gelen şahsı fark eden köpek çocuğu bırakarak bu defa gencin üzerine doğru koştu. Pitbull'un dikkatini kendine doğru çekerek çocuğun kurtulmasını sağlayan genç elinden yaralandı. Başından yaralanan 6 yaşındaki çocuksa hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kabil'de Uluslararası Askeri Kuvvetler konvoyuna hedef alan saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Sabah saatlerinde Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüse motosikletle bombalı saldırı düzenleyen teröristler, ardından yardım için olay yerine gelenlere yönelik ikinci bir saldırı gerçekleştirdi.
Terör saldırısını Taliban üstlendi. Terör örgütünün 2 yıl önce yine Maden Bakanlığı çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 15'i bakanlık çalışanı olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetmişti. Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar ülkenin kuzeydoğusunda hayatı felç etti. Selin beraberinde heyelan da görülürken en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Sokakları su bastı, sel altyapının tamamen çökmesine neden oldu. Arabalar da sel sularına kapıldı. Askeri polis birçok bölgeden gelen acil çağrılara cevap vermeye çalışırken ölü sayısının artmasından korkuluyor. Annesinin bir anlık dalgınlığını fırsat bildi, muhtemelen oyun niyetiyle bagajların taşındığı banda bindi. Havalimanındaki panik anları tam da o anda başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndaki minik yaramaz, annesi veznede biletlerle ilgili işlemleri yaparken veznenin arkasındaki bagajların taşındığı platforma tırmanarak yaklaşık 5 dakikalık bir yolculuğa çıktı. Bagaj teslim bölümünden yükleme bölümüne kadar gitti ve orada havalimanı çalışanları tarafından kurtarıldı. 2 yaşındaki Lorenzo'nun hafif yaralandığı belirtildi. Ukrayna'da Zaporijya şehrinde bir polis aracı seyir halinde ancak bir anda karşısına bisiklet kullanan yaşlı bir kadın çıkıyor. Polis memuru aracı durdururken yaşlı kadınsa panikle frene basmayı unutarak araca çarpıyor. Polis aracına çarpıp yere düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anında polis aracının hareketsiz olması nedeniyle kadına trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi. Az kalsın eziliyordu, ölümden kıl payı kurtuldu. Yer Hindistan. Kulağa ağır işiten yaşlı bir çiftçi rayların üstündeyken gelen yük trenini son anda fark ediyor. Rayların üstüne yatıyor. Trenin geçmesini bekliyor ve trenin durmasıyla rayların üstünden kalktı. Şans eseri bir şey olmadı.